Ben Coco Chanel. Eminim hepiniz beni tanıyorsunuz. Tanımıyorsanız bile kadınların özgürlüğü için sistemin kurallarını nasıl yerle bir ettiğimi mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer bunlardan hiçbirine denk gelmediyseniz belki bir filmimi ya da belgeselimi izlemiş olabilir veya hakkımda yazılan bir kitabı okumuş olabilirsiniz. Ancak şunu söylemeliyim ki hayatıma dair hiçbir şey tam olarak gerçeği yansıtamaz. Çünkü sefaret içinde geçen çocukluk yıllarımı kimsenin bilmesini istemiyordum. O aciz, zavallı küçük kızı bir türlü kabullenemedim. Bu da beni kendi geçmişimi daima yeniden kurgulamaya itti. Çünkü çektiğim acılara ve yalnızlığıma tahammül edemiyordum. Bu nedenle bir de beni benden dinleyin istedim. Ama yaşlı, bir başına, kendini işine vererek ölmüş olan Coco Chanel'i değil, 20'lerinin ortasında, hırslı, arzuları uğruna her şeyi göze alan cesur Coco Chanel olarak çıkıyorum karşınıza. Beni tanıyanlar ne kadar korkusuz, hayalperest, çılgın ve asi olduğumu bilir. İlk kez kadınlara pantolonu ben giydirdim. Onları özgürlüklerini kısıtlayan sıkıcı korselerden ben kurtardım. O süslü püslü tülleri ortadan ben kaldırdım. Erkeklerin giydiği pantolonu bir kadın olarak ilk kez ben giydim. Yaşamım boyunca sadece kendi iç sesime kulak verdim. Benim için moda sadece elbiselerden oluşmuyordu. Moda sokakta, moda gökyüzünde, moda düşündüklerimiz ve yaşadıklarımızdı. Ve yeteneğimi paraya dönüştürmeyi başardım. Çünkü kadınlar yapamaz, çalışamaz, evlenip bir yuva kurmak zorunda diyenlere inat, tüm kuralları alt üst ettim. İşte şimdi size nasıl Coco Chanel markasını yarattığımı, kadınlara özgürlüklerini vererek ataerkil sisteme nasıl baş kaldırdığımı, amacıma ulaşmak için neden hep zengin sevgililer seçtiğimi, niye evlenmediğimi ve neden bana Nazi casusu dediklerini anlatacağım. Yaptıklarımı ister takdir edin, ister ayıplayın. Ama şunu söylemeliyim ki 1900'lü yıllarda erkek egemen bir dünyada kadınları sıkan korseleri ortadan kaldırarak bir tek moda dünyasında değil, tüm sistemi nasıl çökerttiğimi ve bana aşağılayarak bakan kadınları nasıl peşimden koşturduğumu dinlemenizi isterim. Ve daha sonra aynanın karşısına geçip kendi özgürlüğünüzü nasıl ayaklar altına aldığınızla yüzleşmenizi. Ben sokak satıcısı Albert Chanel ve çamaşırcı Eugène Deville'in ikinci çocuğu olarak 1883 yılında Samur şehrinde ne kadar inkar etsem de düşkünler evinde doğdum. Asıl adım Coco değil, Gabriel Bonheur Chanel. Doğduğumda annem ve babam evli değildi. Ben 15 aylıkken evlendiler. Ama bu evlilik annemin yüzünü güldürmedi ve ölümüne neden oldu. Hayatım fakirlik ve hastalıklar içinde geçti. Annem bize bakmak ve babamın sevgisini kazanmak için didinir dururdu. Ancak babamın aklı fikri başka kadınlardaydı. Peş peşe kardeşlerim doğuyordu ve babam bizden daha fazla uzaklaşıyordu. Zavallı anne. Ben 12 yaşındayken tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Ama onu öldüren hastalık değil, sevgisizlikti. Babam annem öldükten sonra erkek kardeşlerimi bir çiftliğe verdi. Kız kardeşlerim ve ben yetimhaneye atıldık. İnanın bunları yaparken babamın gözlerinde tek bir üzüntü belirtisi yoktu. İşte o zaman anladım ki asla evlenmeyecektim. Evlilikler gerçek bir tutku ve sadakate dayanmıyordu. Nitekim birlikte olduğum çoğu adamın evli olmasından da bunu anlayabilirsiniz. Manastırda katı ve disiplinli bir eğitim aldım. Oranın ne kadar berbat bir yer olabileceğini uzun uzun anlatmayacağım. Orada olmanın en iyi yanı dikiş dikmekti. Ha tabii ki onu da asla gösterdikleri gibi yapmadım. Daima içine kendi hayal gücümü kattım. Sizi aşağılayabilirler ya da kötü davranabilirler ama asla hayallerinize dokunamazlar. Bu çöplükten ayrıldıktan sonra halamın yanına gittik. Orada bizi rahibeler tarafından yönetilen bir okula verdiler. Ancak oradaki şımarık kızlar bizimle kıyafetimiz nedeniyle dalga geçiyordu. Sağ olsun müdürümüz bize dikim evinde iş buldu. Dükkan sahibi çatı katında kalmamıza izin verdi. Bu işte iyi olduğumu biliyordum. Hayatta kendimi bir işe yarar gibi hissettiğim tek şey dikiş dikmekti. Adeta kendimi bu işe adadım. Başarılıydım. Bu iş bize bir gelir kapısı daha sağladı. Ve hafta sonları başka bir dikim evinde süvari askerlerinin pantolonlarını dikmeye başladık. Tabii ki kardeşim ve ben buraya gelen askerlerin dikkatini çekiyorduk. Birlikte tüm sosyetenin gittiği kabareye gidip eğleniyorduk. Bu dünya beni büyülüyordu. Sahnede olmak ve o alkışı ben de almak istiyordum. Çok geçmeden akşamları burada şarkı söylemeye başladım. Kokoriko ve Coco'yu Trocadero'da kim gördü şarkısını söylediğim için bana Coco diyorlardı. Adım o günden sonra Coco kaldı. Orada bir Fransız subayı ve tekstil varisi Etienne Benzon'la tanıştım. Benden çok etkilenmişti. Büyük bir şatoda yaşıyordu. Binlerce metresi vardı. Onlardan biri olmamı teklif etti. Ben de kabul ettim. Yapacak daha iyi bir şeyim yoktu çünkü. Şatonun bir odasında kendi şapkalarımı yapmaya başladım. Burada Paris sosyetesini yakından tanıma fırsatı yakaladım. Evet, o zamanlar Coco önemsiz biriydi. Üstelik onların arasında çok aykırı bir tip olduğumu da söylemem lazım.
Ben süsten, korselerden, elbiselerden haz etmiyordum. Genellikle sade, sıradan ve erkeksi giyiniyordum. Herkes bana korse giymem gerektiğini söylüyordu. Ben de kadınları bu tutsaklıktan kurtaracağımı. Çünkü erkekler kadar kadınların da kendi gibi olmaya hakkı vardı. Bu asi düşüncelerimle var olma savaşı verirken 3 sene sonra Etienne'in arkadaşı Arthur Edward Capel'le tanıştım. Ve ona ilk görüşte çarpıldım. Hayatımın tek aşkı oydu diyebilirim. Her şeye tutkuyla bağlıydım. Ancak Capel bir başkaydı. Sırf mevki ve para için bir başkasıyla evlendiğinde bile ilişkimiz onu trafik kazasında kaybettiğim 1919 yılına kadar devam etti. Bana birçok konuda destek oldu. Benim ilham kaynağımdı. Derhal Etienne'in yanından ayrıldım. Kendisine Capel'e aşık olduğumu söyledim. Capel bana bir ev tuttu. Hem aşkımı tutkuyla yaşadım hem de işimi şevkle yapmaya başladım. Orayı atölye haline getirdim. Etienne bunların hepsinin bir heves olacağını ve benim ona geri döneceğimi düşünüyordu. Ama böyle bir şey imkansızdı. Capel bana maddi olarak çok destek oldu. Ancak istediğim ünü bir türlü yakalayamıyordum. Aklıma iyi bir fikir geldi. Tüm sosyetenin bir arada olacağı bir balo düzenledi. Kraliçe Victoria'nın torunu Prenses Victoria Melita'yı davet etti. Prensese kimsenin dönüp de yüzüne bakmadığı kırmızı şapkamı takdim ettim. Onun bu sıra dışı şapkayı taktığını gören herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Ve o andan sonra hayatım tümüyle değişti. Bu küçük atölye müşterilerle dolup taşmaya başladı. Bana burun kıvıranlar artık ayaklarıma kapanıyordu. Ama bu yetmezdi. Fransa'nın en zengin kentinde ilk butiğimi açtım. 1910 yılında tam 21 tane şapka dükkanım vardı artık. 1912 yılında ünlü tiyatro oyuncusu Gabriel Dorzia benim şapkalarımı sahnede kullandı. Ünlü bir dergiye şapkalarımla poz verdi. Ve bingo. Chanel artık o kötü anılarını, çocukluğunu geride bırakıyordu. O ışıltılı dünyanın kapıları ardına kadar açılmıştı. Ama bunlar da yeterli değildi benim için. Benim bir hiç olmadığımı herkese gösterme vaktiydi artık. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başladım. Kadın spor kıyafetleri tasarladım. Erkek iç çamaşırları için kullanılan jersey kumaştan kadın kıyafetleri tasarladım. Feminenliği ve kısıtlamaları elimin tersiyle ittim. Sade ve basit kıyafetler diktim. Elbiselerimde asla korse kullanmadım. En sade ve sıradan olana burun kıvıranları triko takımlarımla, erkeksi ceketlerimle, pantolonlarımla, dizaltı pilili eteklerimle peşimden koşturdum. Kadın ve erkek kıyafetlerini harmanladım diyebilirim. Ve bunları sosyetenin burnu havada kadınlarını kabul ettirdim. Kadınlara şıklığın ve özgürlüğün kapılarını ben araladım. Moya ve bikini tasarımlarını ilk ben yaptım. Çantaların içine aşk mektuplarının saklanması için küçük gözleri de ilk ben diktim. Sadece cenazede giyilen siyah kumaşa bambaşka bir yorum getirdim. Elbiselerin boyunu kısalttım, siyah kısa elbiseler tasarladım. Audrey Hepburn'un da sayesinde ikon haline gelen siyah elbiseyle bir kez daha kalıpları yıktım. Gösteriş meraklılarının taktığı inci kolyelerin karşısına sahte inci kolyelerle çıktım. Bu kolyelerle satış rekorları kırdım. Asker çantalarından ilham alarak ince askılı çantalar diktim. Herkes beyaz olmanın bir asillik olduğuna inanırken bronzlaşmayı seçtim. Ve beni gören o sözde asiller güneşlenmeye başladı. Bir tek bunlar da değil. O zamana kadar kadınlar uzun saçlı olmalıdır diyenlere inat saçlarımı hep kısa kullandım. O zamana kadar sadece hayat kadınlarının kullandığı kırmızı ruju vazgeçilmez yaptım. Sayısını unuttuğum butiklerim, Paris'in en muhteşem yerinde açtığım moda evim ve kalıplara sığmayan tasarımlarımla bir ikondum. Beni farklı kılan şey, kimsenin yapmaya cesaret edemediklerini yapmamdan kaynaklanıyordu. Tabii bu arada aşk hayatım da dolu düzgün devam ediyordu. Capel öldükten sonra Rus besteci Igor Stravinsky ile tutkulu ama kısa süreli bir ilişkim oldu. Ah, Igor'un zavallı eşi. Hastaydı. Igor da babam gibi eşini terk etmek istiyordu. Ancak aramızdaki çekim çabuk bitti. Birkaç ay tutkulu bir aşkın ardından ondan ayrıldım. Benim en büyük aşkım işimdi. Bambaşka şeyler yaparak insanları etkilemenin yollarını arıyordum. Ve o kokusuyla kendinizden geçtiğiniz No 5 parfümünü piyasaya sürdüm. Herkes benden bahsediyordu. O yüzüme bakmayanlar peşimden koşuyordu. Onlardan biri de Westminster Dükü'ydü. 1925 yılında nişanlandık. Herkes evleneceğimden emindi. Ama evlenmedim. Çünkü bu hayatta birçok düşesi olabilirdi ama bir tane Chanel vardı. Ayrıca o zamanlar Chanel'in üniforması olarak anılan tüvit takımla fırtınalar estiriyordum. Yani kimsenin boyunduruğu altında kalamazdım. Onlar sadece yanımda gezdirdiğim sevgililerim olabilirdi. Birine ihtiyacım yoktu. Ama içten içe hep bir evlenme isteğim vardı sanırım. 1932 yılında tekrar nişanlandım. Ancak düğüne birkaç gün kala mimar sevgilim ne yazık ki öldü. Anlayacağınız hiç evlenmeyecektim. Bu nedenle Fransız basını bana
Büyük Matmazel ismini taktı. Bu kadar popüler olunca bütün yapım şirketleri, oyuncular, şarkıcılar hep kapıma geliyordu. Onların kıyafetlerini tasarlamamı istiyorlardı. İşlerim gayet güzel gidiyordu yani. 1935 yılına geldiğimizde yanımda tam tamına 4000 kişi çalışıyordu. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında istemediğim durumlar yaşadım. Almanya hükümeti için çalıştığım ve Nazi subayları ile ilişkim olduğu gerekçesiyle tutuklandım. Üst Nazi subayları ile ilişkim vardı. Evet, Fransa işgal altındayken tüm dükkanlarımı kapattım ve Almanların komuta merkezi haline getirdiği Ritz Oteli'ne sığındım. Tabii bu bir ayrıcalıktı. Yahudiler hakkında söylediklerim ve Alman subaylarla ilişkilerim dikkatleri üzerime çekti. Savaş bittikten sonra Fransız İstihbarat Merkezi Almanya ile işbirliği yaptığımı belgelerle kanıtladı. Sorgulandım. Ancak tüm suçlamalardan beraat ettim. Bunun arkasında dostum Churchill'in parmağı vardı tabii ki. Fakat aklanmış olmam yetmiyordu. Nazi askerleriyle ilişkilerimin olması ülkeme ihanet olarak algılandı. İtibarım zedelenmişti. Ben de 1945 yılında Paris'i terk ettim ve İsviçre'ye taşındım. Tam 15 sene orada kaldım. Ve bir gün Paris'te genç bir modacının beni eleştirdiğini ve tasarımlarıyla fırtınalar estirdiğini duydum. Bu Christian diyordu. Hemen Paris'e döndüm. Gece gündüz çalıştım. Bazen ne uyudum ne de yemek yedim. Hem de o zamanlar 71 yaşında olmama rağmen. Yepyeni modellerle Chanel küllerinden yeniden doğdu. Fakat artık benim zamanım doluyordu. Ve 10 Ocak 1971 tarihinde oteldeki lüks odamda hiçbir acı hissetmeden uykumda sessizce aranızdan ayrıldım. Chanel öldüğünde arkasında dünya moda tarihine ismini altın harflerle yazdıran bir moda evi bıraktı. Yenilikçi ve girişimci ruhu moda anlayışını keskin bir şekilde değiştirdi. Her ne kadar Yahudilere karşı çok sert açıklamaları olsa da Chanel markasının hakları Yahudi bir aile olan Wertheimer ailesine ait. Bu aile dünyanın en zengin ailelerinden biri ve Chanel'in yaratmış olduğu modayı bugün hala devam ettiriyorlar. Coco Chanel Time dergisinde yüzyılın en önemli 100 kişisi listesindeki tek moda tasarımcı. Kendisi bir dönemin efsanelerinden biri. Modadan ziyade daha çok kadınlara vazgeçemeyecekleri bir stil yaratmakla uğraştı. Moda geçer, stil kalır derdi. Onun hata yapmasına neden olan şeyler geçmişiydi. Babasını hiç affetmedi, erkeklere çok güvenmezdi. Bu nedenle güçlü ve zengin kişilerle sevgili oldu. Bu durum onu Nazilere yaklaştırmış olsa bile o daima güçlünün yanında olmayı seçti. Belki de hatayı burada yaptı. Onun bize bıraktığı en iyi şey kadınların özgürlüğüne karşı verdiği mücadele. Üstelik bunu 1900'lü yıllarda erkek egemen bir dünyada bir kadın olarak başardı. Asi ruhu, tutkuyla bağlı olduğu işi ve yeteneği sayesinde büyük bir marka yarattı. Bunu yaparken de başkaları tarafından koyulan kurallara uymayı değil, o kuralları alt üst etmeyi seçti. Peki ya biz? Özgürlük mücadelesinde hırslarımıza kapılıp yanlış yollara sapmadan gerçekten hayal ettiğimiz bir dünya yaratmak için var gücümüzle çalışacak mıyız?